Ben e, 30 yıllık pilotum. 30 hı hı. yılın üzerinde. E, ben Amerika'da e, ilk pilotluk derslerimi aldım. Pilot hı hı. oldum. Çift motor, tek motor. En önemlisi de ben e, çok hava gösterisi yaptım. Akrobasi. Havada uçakta takla atarım. Bir günde sizi uçurabilirim. ben zaten çok korkuyorum biliyor musunuz? Yani hı. hani iyice havada iki e, takla atarsam düzelir. Düzelir mi? Düzelir. Peki çok sık e, uçuyor musunuz? Yok, bugünlerde çok sık uçamıyorum ama hı hı. elimden fırsat geçtikçe. Peki şöyle yani çok e, adrenaline mi meraklı diyebiliriz sizin için? E biraz öyle. Yani bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ben insanların herkesin yaptığı şeyi yapmayı sevmiyorum. Mesela ben 1989 yılında Cem Uzan'la beraber ilk özel televizyonu kurduk. Magic Box Star 1. Nereden kurduk? Almanya'dan kurduk. Yayın oradan başladık. İlk özel radyoyu kurdum. Radyo da onun da. İngiltere'den de. O zaman bizim orada sunucumuz Sayın Meltem Cumbul'du. Sevgiler Meltem Cumbul'a. Yani biz ben böyle herkesin yaptığı işlerden ziyade ben farklı işler yapmayı severim. Şimdi bir televizyonları beğeniyor musunuz? Türkiye'de televizyonculuğun geldiği son nokta hakkındaki düşünceleriniz neler mesela? Vallahi şimdi televizyonlar... televizyonu biliyorsunuz bildiğiniz. iş. E, yani şimdi televizyonculuk zor bir iş. Ee, televizyonculuk rütük kanunlarına göre e, idare etmek biraz zor. Rütük çünkü çok sıkı kanunlar getirdi. Çok sıkı kurallar getirdi. Bu kadar sıkı kurallar rütük özellikle televizyon için kurulmuş bir kurum olmaması lazım. Ya basın yayın kanunu var Türkiye'de. Basın yayın kanunu uygulayacaksın televizyonda da gazeteler Gök kalksın gibi rütük de kalksın <laughs> der misiniz? <laughs> Kesinlikle derim. Rütük de kalksın. Kesinlikle derim. Basın yayın kanunu var, gazetelere uygulanan yasalar var. Aynısı televizyon için uygulanabilir. Siz iktidara neyin? gelirseniz yok yürütü bunları kaldırır mısınız? Kesinlikle. Hepsini. Bunun gibi kaldırmayı düşündüğünüz başka şeyler var mı? Valla insanları yasaklayan, düşüncesini engelleyen, şiddete başvurmadığı sürece fikirlerini söyleyen herkese bizim e, kapımız açıktır. Partinizin baraj sorunu var mı? Ha. Şimdi bana sordular bunu aylar önce. Ben demiştim ki yüzde yirmi alacağız biz. Ya çok iddialı konuşuyorsunuz dediler. Dedim ki yani çok ayıp etmemek için 25 söyledim daha da üstünde olabilir dedim. Hiç asla bir baraj sorunumuz yok. Ben Türkiye'yi geziyorum. Her yerde de bunu görüyorum. Bakın Türkiye'de Anket şu an... yaptırıyor musunuz? kendi içimizde yaptırıyoruz. Ben ben şunu söyleyeyim Türkiye'de hani e, anketler yapılıyor anketlerde işte böyle insanlar şu kadar oy alacak, şu kadar olacak... falan filan. Kararsızlar yüzde 25 ile yüzde 40 arasındadır ve her geçen gün kararsızlar azalmayacak, artacaktır. Kararsızlar bana göre seçime gittiğimizde... yüzde 40 civarında olacak. Biz o kararsızların da oyunu... alacağımızı düşünüyorum çünkü bizim hedefimiz belli. Bakın ben ee, milletvekili oldum. Hem de bağımsız oldum. Sağ olsun Malatyalılar sayesinde. Çok fazla bir şey veremedim Malatya'ya. Çünkü bağımsızdım. Çok fazla gücüm yoktu. İnşallah gücüm olunca o borcumu ödeyeceğim. Ama başbakanlık konutunu gördüm. Cumhurbaşkanlığı konutunu gördüm 10 sene. Allah'a şükür benim mevki makam derdim yok. Ben niye siyasete girdim diye soruyorlar bana bu kadar zaman sonra. Ya insanlardan çok baskı görmeye başladım. Buket Hanım sokakta yürüyorum. Geçenlerde bir yaşlı teyze beni gördü. Herkes tanıyor zaten beni sokakta. Dedi ki evladım sen Özal'ın oğlu değil misin dedi. Buyur teyzecim dedim bir emrim mi var? Halimizi görmüyor musun niye bir şey yapmıyorsun dedi. Bana bir fırça attı. İnsanlar sokaklarda bunları bana söyleyince mecburen bir şey yapmak zorunda hissediyorsunuz. Ha Allah nasip eder yapabilirim nasip etmez yapamaz. Ama en azından ben öğrendiklerimi bildiklerimi yaşadıklarımı bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışırım. Yapamazsam en azından kendi kendime derim ki... Ben denedim. Ben, ben denedim. Elimden geleni yaptım ama nasip olmadı. Kararsız deyince... Şimdi e, Z kuşağı diye konuştuğumuz Hı. bir kuşak var. Biliyorsunuz çok fazla Tabii. bir genç nüfusumuz evet. var e, ve bunlar oy kullanacaklar bu seçimde. Ve ilk defa oy kullanacaklar birçoğu da. Hı. Ve birçok siyasi parti liderinin işte Z kuşağıyla işte anlaşmak için, Z kuşağının e, oyuna Oyunu talip almak için. olmak için, <laughs> talip olduğu için bir takım şeyler yaptıklarını görüyoruz. İşte Hı. TikTok'ta video çekenler mi dersiniz? Size <laughs> Z kuşağıyla buluşmalar yapanlar mı dersiniz? Mobil oyunlar üzerinden Aynen. Z kuşağıyla buluşanlar mı dersiniz? Bu çabalarınızı değerlendiriyorsunuz. Sizin Z kuşağında dönüşünüz sizce nasıl? Ee, mesela TikTok hesabınız var mı sizin de videolar var? Var. Mı? var ama partinizin hesabını gördüm TikTok'ta ama. Var, var, var. Sizin de mi var? Yok benim yok. Partinin Parti hesabı olarak var. var. Peki. Yani şöyle söyleyeyim Z kuşağı çok farklı bir kuşak tabii. Yani zamanla her şey değişiyor. Bakın teknolojik gelişmeler o kadar hızlı gelişiyor ki geometrik olarak yani katlayarak geliyor teknoloji. Mesela ben şunu söyleyeyim bu çocuklar bu gençler siyasi partileri sevmezler. Ben esasında siyasetçiyim ama siyaset sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Siyaset çünkü çok hoş gelmiyor özellikle gençlere. Kime oy verecek bunlar peki sizce? Ha, Ben şöyle söyleyeyim size. Siyaseti sevmeyen siyasetçilere verecekler benim gibi. Neden mi söyleyeyim size? Bakın dünyada demokrasi nasıl gelişmiş Yunanistan'dan. İşte Yunan senatosu işte orada senatörler temsili demokrasi. Yani diyor ki ben seni seçiyorum, sen beni orada temsil et milletvekillerine. Şimdi bakın dünyada artık temsili demokrasiler bitiyor. Neden bitiyor biliyor musunuz? Elimizde hepimizde şu var. Dağdaki çobanın cebinde de bu var. Bir mesele oluyor, sen benim vekilimsin, sen beni temsil ediyorsun. Ama senin verdiğin kararı ben beğenmiyorum. Çünkü senin sahip olduğun bilgilere ben de sahibim artık. Ya yanlış karar veriyor diyorum, ben kendi karar vermek istiyorum diyorum. Temsil demokrasiler bitiyor dünyada. Esasında ben size başka bir şey lazım. Particilik de bitecek. Particilik de bununla beraber bitecek. Mesela şimdi mesela muhtarlık. Muhtarlık en büyük adaletli sistem, demokratik sistem adı muhtarlıktır. Neden? Partisi yok. Bana sorarsanız ben belediye başkanlarının partisinin olmasını istemiyorum. Belediye başkanı halkın adamı olsun. Mesela ben bağımsız milletvekili seçildim bağımsız seç Beni parti seçmedi. Halk beni seçti. Mesela bugün İngiltere'de bağımsız milletvekilleri belki yüzde yirmi beşidir şehir Neden? Halk seçiyor. Dar bölge sistemiyle halk seçiyor. Ama parti başkanı seni seçtiği zaman milletvekili olarak sen önünü parti başkanına dönersin, arkanı halka dönersin. İşte ya bizim yaşadığımız sıkıntı o. Bence ileride dünyada ve demokrasilerde particilik bile kalkacak. Hı <laughs> hı temsili demokrasiler bitecek. Dolayısıyla artık herkes kendi kararını kendi verecek. Çünkü artık her şeye sahibiz, her bilgiye sahibiz. Şuraya giriyorsun, dünyayı geziyorsun. Doğru. Yani dolayısıyla ben... E... Peki yani bu çocukları mesela hani, siyaseti sevmeyenlere oy verecekler dediniz ya mesela... Evet, o doğru. Zaman, mesela o zaman... Mesela Mustafa Sarıgül'ün çektiği TikTok videoları doğru mu mesela öyle baktığımızda? Yani çocuklar e, bir şey söyleyeyim size o gençler yani tamam. Eskili, Öyle hani onlarla eskili... bütünleşilebilir mi yani esaslı? Ben ben, ben sanmıyorum. Aslında. Yani Hı -hı. komikliği herkes sever de. Ama o gençleri e, bu kadar farklı hafife almak doğru değil. Gençler esası çok akıllı. Neden Hı -hı. akıllı? Çünkü ellerinde imkan var. İnternete girip dünyayı geziyorlar. Yani gençler politik diyorlar. Hiç düşünmeyin onu. Tam tersi politikayı çok iyi biliyorlar. İyi de adam seçerler. Bir de ondan ön yargıları yok. Ön yargısı olmayan insan daha düzgün karar verir. Belli bir yaştan sonra insanın ön yargıları oluşur. Her şeye karşı. Ama gençlerde ön, çocuklar gibi gençlerde de ön yargı olmaz. Her şeyi seni dinler, beni dinler, onu dinler karar verir. Ben dolayısıyla gençlerin mevcut siyasilere çok fazla yöneleceğini hiç düşünmüyorum.